Masa üstüne hoş geldiniz. Ben Tuğbay ve yanımda Utku var. Utkucum sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bir başka Spiel Digital videosuyla daha karşınızdayız efendim. Bu sefer iki kişilik bir oyun oynayacağız. O yüzden sadece Utku ile beraberiz. Oyunu Utku bize anlatacak. Yine fuar kapsamında olan bir oyun. İlk görünüşle Paris'i anımsatıyor. İlk oynadığımız oyun Utku. Ne diyorsun bu işe? Doğru. Hem masadaki kurum bu gözüküşü açısından hem de biraz tema açısından yakın birbirine. Çünkü bu Glasgow neydi? Evet, Mandela oyunun ismini Fernandez. söylemedim. Evet, Glasgow isim oyun oynayacağız. Mandela Fernandez diye biri. İlk tasarımı gördüğüm kadarıyla Board Game Geek'ten. Hani daha önce böyle örnek verebileceğim bir oyun yok. Ama ayrı oyundan bahsedecek olursak ayrı Paris gibi Glasgow'un yeri yeri inşa edilmesini korarlar. İşte bizim de iki tane tüccar ve yatırımcı olarak buraya bir ara dikeceğimiz bir oyun Evet. aslında. Şu etraftaki tayırlar nehri simgeliyor. Orta sırada şehri kuracağız aslında. Bir bakıma yapacağımız şey bu. Oyundan bahsedecek olursak gayet light bir oyun. Kura Dedektif kitabı da Fırtına mı şu ya? Ha, efendim. değilmiş. Dedektif Fırtına'ya benzettim elemanım. Artwork'ü biraz öyle. Şey tarafında oyun çok light. Kura kitabı 5 sayfa hatta öyle diyeyim. Çok Tamam. çabuk öğrendim ve çabuk da öğretilebilecek bir oyuna benziyor. Şimdi dediğim gibi iki kişilik bir oyun. Burada bizim meeple'larımız. Başlangıç noktası burası. Burada başlıyoruz. First player solda yer alacak. Sen neydi bir önce oynadığımız oyun? Yoksa onda sen başlamıştın. Bunda da ben başlamış olayım. Tamam. First player olarak burada soldaki Sol dediğin slotta kartın başlayacak. solu. Kartın solu. Evet. Sen de ikinci player olarak sağda başlayacaksın. Şimdi bu player board'dan kısaca bir bahsedeyim. Şu dört tane architect tile var. Şu an üzerinde durduklarımız onlardan bir Evet. tanesi. Onların üzerinde de bizim işte şehre dikebileceğimiz bina tayları var. Toplamda 37 tane deste burada duruyor sağda. Ama borda da 8 tane açılmış durumda bekliyor. Şu an burada başlayabiliriz hani inşa etmeye. Onun dışında da oyun boyunca aslında biz bu merchant'lar olarak nehir etrafında gezip kontratları tamamlayacağız. Kontratları resolve edeceğiz ve bir yandan da binaları dikeceğiz. Kontrat resolve etmek demek yani o kontratın üzerindeki resource'u kaynağı al ya da o kontratın sana sağladığı aksiyonu yap. Kontratlarda şunlar, şu Evet. tayırlar. Dolayısıyla oyunda açık. Bunlar hiç değişmeyecek. Architect'ler ve kontratlar. Ama binaları yerleri yapıldıkça arkadan desteden daha yerleri gelecek. Oyun sonunda bu İşte diktiğimiz bir aradan ve onların bize sağladığı şeylerden puanlar toplayacağız. En çok puan olan kazanacak. Bizim ikimizin ayrı ayrı boardları burada gözüküyor. Evet. Oyunda 3 tane resource var. Taş, stone, steel, çelik ve gold, altın. Altın. Bir de viski var. Viski Yes. wild. Evet, sonuçta İskoçya. Whiskey Wild yani herhangi bir resource yere geçiyor. Ama ilginç bir şekilde oyunda sadece bir tane toplum var. Dolayısıyla bu kim alırsa alsın, eğer bu alırsa buraya koyacak. Kullanmadıysa bu kişi, diğer oyuncu viski kazandığı zaman onun boardundan alıp kendi boarduna koyacak. Anladın Allah. mı? Viski böyle yer değiştiriyor. O açıdan Evet. değişik. Böyle yenilikler arıyoruz oyunlarda. Çok yeni bir mekanik. Player board'umuzda da işte taş, çelik ve gold için slotlarımız var. Şeyleri belli gördüğün gibi. Tamam. Slotları. Bunun fazlasını taşıyamıyoruz. Aldığımız çöpe gitmiş oluyor. Tamam. Bu cheat sheet'te de board'un üzerinde yazan bira türleri hangi bira türünden destede kaç tane var onu gösteriyor. Ama bira türleri neyi etkiliyor bilmiyorum. Sanırım oyun sonu Tamam. puanlamayla ilgili bir etkisi var. Şimdi oyunda first player'dan başlayacak şekilde sırası gelen oyuncunun yapabileceği iki şey var. Birincisi zorunlu aksiyon. Önce hareket etmek. Bu nehir etrafında hareket etmek.
istediği kadar hareket edebilir. Yani ta buraya kadar bile gelebilir yani isterse. Tamam. Aynı kareye gelemez. Farklı bir karede bitirmesi lazım. İstediği kadar hareket edebilir. Architect tile'lar şu an bizim üzerinde bulunduğumuz iki oyuncu da üzerinde bitirebilir turu. Ama kontratlar öyle değil. Bu kontrat doluysa burada bitiremem turu. Evet. Buraya gelmem lazım ya da buraya gelmem lazım. Şimdi ilk etapta bu hareketi yapıyor oyuncu. Ondan sonra ikincisi bu kısım optional. Yapmak zorunda değil. Hı. İsterse bir de tire action'ı yapıyor. Tire Tamam. aksiyonu reis'e. Eğer tire bir kontratsa onun üzerindeki işte mesela şuraya gelirse ne diyor bu? Bir tane taş veya çelik veya goldar. Onu Evet. yapabiliyor. Eğer architect ise üzerindeki bir aradan bir tanesini dikebiliyor. Ve bir birayı diker dikmez yenile yerisi açılıyor. Ondan sonra bir Tamam. bira daha dikmek isterse bir gold vermesi gerekiyor. Bir bira daha dikmek isterse bir gold daha vermesi gerekiyor. Bu Aynı şekilde turda. ilerliyor. Ayrı turda. Aha. Bu biranın kendi kostu hariç bu dediğim. Evet, Bu evet. ikinci aksiyonu alması için gereken şey. Tamam, zaten şu mimar kartının üstünde gösteriyor bu dediğini. Pardon, küçük bir düzeltme yapayım. İlk ekstra birayı bir gold yapıyor. İkinci ekstra birayı iki gold. Üçüncü üç gold. Artı artı gidiyor Evet. yani. Tamam. Zaten üçüncüyü yapamazsın çünkü gold kapasiten 3 zaten. Toplamda Evet. ekstra iki bira yaparsın. Bu aksiyonları bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ama asıl mesele burada farklı olan şey bu hareket etme mekaniği. Şimdi hareket eden oyuncu diğer oyuncunun önüne geçene kadar istediği kadar tur oynuyor. Yani istediği kadar tur Tamam. derken önüne geçene kadar oynuyor. Yani Evet. sen buradasın diyelim. Ben buraya geldim, bunu yaptım. Sonra işte iki adım daha ilerledim, bunu yaptım. Sonra buraya geldim, bira diktim, buraya geldim. Seni geçene Tamam. kadar ben oynuyorum yani. Aynı şey de senin için geçerli. Yamalı yorgan mantığı yani. Ha, öyle miydi onda? O çok Evet. oldu oyun yeri. Olabilir, evet. Şimdi bu yuvarlak dizilim hep sabit mi? Random aslında. Şuralar rastgele. Tamam. Ama oyunda 18 tane sanıyorum şey var. Evet, bizde 12'si açılmış. 14 tane var pardon. Bizde 12'si Hı. açılmış. Random bir şekilde açılıyor. İki tanesi de Tamam. kutuya geri dönüyor. Ama architect tile'lar sadece bu 4 tane var. Onların sadece yeri farklı olabiliyor her Simetri oyunda. düşmanı bir oyun. Yani çünkü setup'ı şöyle yapıyor. Architect'i koy 4 tane aç. Architect koy 4 aç falan deyince burası tekrar bir architect'le Okey. Tamam. bitiyor. Bu şekilde aksiyonları gerçekleştirmek. Şimdi gelelim bira yapmaya. Zaten bunların ne olduğunu üzerine gelince anlatırız ya da Anlıyoruz önden oradan, bir evet. hızlıca geçeriz. Evet, ne olduğu belli. Bira yapma kısmına geldik. Bira yaptığımızda dediğim gibi ilki bedava. Sadece bu biraların sol üstünde bir kost var gördüğün Tamam. gibi. O kostu ödeyip birayı dikiyorsun. Evet. Şimdi iki kişilik bir oyun. Birayı kim diktiyse oryantasyonu ona göre yapıyor. Yani ok bana bakıyorsa bu benim bira anlamına geliyor. Tamam. Sana bakıyorsa senin bira anlamına. Şimdi ilk bira ortaya denk gelecek şekilde koyuyoruz. Bundan sonraki her bira daha önce dikilmiş bir biranın adjacent'ına bitişiyle koyulması lazım. Altı üstü. Tamam. Ve bu rehrin dışına çıkamıyor. Dolayısıyla şey diyor. Oyun 5x4 ya da 4x5 bir grid üzerinde bitiyor diyor. Bu kadar bira Ha. yapılıyor diyor. Tamam mı? Aha. Bina dikme şartı bu. Binayı diktiği zaman oyuncu o binanın mesela şöyle bir iki tane de şöyle koyarım. Şöyle olsun. Tamam. Şöyle olsun. Bir tane de. Şöyle bir durum olsun tamam mı? Aha. Binayı diktiği zaman oyuncu şu binayı diktiği zaman o satır ve o kolondaki tüm binalar çalışıyor. Ha. Tamam mı? Aha. Hangi sırayla çalışacağını aktif oyuncu karar veriyor. Ama binaların çalışması sadece sahibine fayda sağlıyor. Yani şu bina Anladım. bana bakıyor, bu bana çalışıyor. Bu işte binanın kendisi çalışmıyor bu arada. Sadece adjacent'dan çalışıyor. Anladım, evet. Tamam mı? Bir Bakayım başka söylemediğim bir şey var mı? puzzle'ımsı o zaman bu oyun. Şunu anlamadım ben. Şimdi yürümek zorunlu dedin, değil mi? Evet. Ben buraya geldim. Hı. Aksiyon seçeneklidirin. Aksiyonumu yapmadan burada durabiliyor muyum? Durabiliyorsun. Evet. Neden Ama böyle bir yani şey yapayım? yani o
Ya her aksiyon şey değil, böyle kayra kalma şeklinde değil. Hı. Başka şeyler var. Mesela hızlı hızlı bahsederim aksiyonlar. Bu arada başka bir kural kalmadı, anlatmadım. Evet. Mesela şu aksiyon. Evet. Herhangi bir architect'i seçiyorsun. Üzerindeki binaları discard edip yeri iki tane Tamam. çekiyorsun. Şuraya geldiğinde Raid bu dört olayı. tane dört ama dört satırdan bir tanesini seçip onu istediğin kadar yapabiliyorsun. En baştaki hariç. Tamam. En baştaki bir tane yapabiliyorsun. Bu altın veriyor. Bu neydi? Ha, bunun üzerine geldiğinde hiçbir şey olmuyor. Ama buradan hareket edip başka bir yere gittiğinde o tayrı aksiyonunu iki kere yapıyorsun. Anladım. Tamam mı? Hı Bu bir hı. sonraki aksiyona hazırlık. Bu da board üzerinde bir tane fabrika seçiyorsun. Ve aynı satır ve kolondaki tüm fabrikaları sanki onu yerleştirmişsin gibi Evet. Çalıştırıyorsun. çalışıyor. Hı Kendi hı. dahil. Kendi de çalışıyor Kendi burada de fark dahil. olarak. Evet. Normalde yerleştirdiğinde kendi çalışmıyor. Gerisi zaten belli. Gerisi resource verme. Tamam. Oyun sonunda oyun ne zaman bitiyor? Oyun 20. bir an koyulduğu zaman bitiyor. Tamam Evet. mı? Ondan sonra puan hesabına geçiyoruz. Puanlar bir binanın kendi puanı var. Şurada gördüğün gibi. Bir de Hı. binanın şeyi var. Farklı puan kazandırdıkları özellikler olabiliyor. Evet. Mesela şu tenement. Bu bina tek başına bir puan. Ama sağında, yukarısında, aşağısında, solundaki her bir bina içinde 3 puan veriyor Puan gibi. sahibine veriyor, değil mi? Bunlar hep sahibine. Tamam. Bu park kaç tane parkı varsa bir oyuncunun onun karesi kadar puan arıyor. 3 parkı varsa 9 puan arıyor yani. Bir Peki, parkı varsa 1 puan. peki bunlar her çalıştığında bu puanları mı veriyorlar? Yok, bu oyun sonu puanlaması. Bu Tamam. çalışma şeyi değil. Sağ Oyun üstteki puanını sonu. mı veriyor her Sağ üstteki, çalıştırdığında? evet, sağ üstteki puanları veriyor. Tamam. Daha doğrusu hayır, sağ üstteki puan da fix. Bunlar çalışınca bir şey veren binalar değil. Çalışınca bir Ha. şey veren binalar ayrıca belli oluyor. Şunlar falan. Makine gibi Şu olanlar oluyor. çark olanlar. Evet. Tamam. Onun Tamam. dışında bu şey var. Shop binası. Bu eğer tek başına bir puan. Hı. Eğer grid'in herhangi bir köşesine denk geldiyse artı 5 puan veriyor. Tamam mı? Ha. Kenarda olduysa. Kenar mı, köşe mi? Aynen. Köşe. Köşe. Hmm. Bir de ne var? Landmark var. Landmark bize denk gelmemiş sanırım. Landmark'a kendi puanı var. Tren istasyonu var bir de. O da denk gelmedi. Tren istasyonu da eğer elinde açılırsa bakarız ona. Landmark, Factory, Park ve Tenement olan bir sete sahipsen her bir tren istasyonu artı 10 puan veriyor. Allah Allah. Beşli bir Evet. set mi yapmak gerekiyor? Evet, ama o beşli set varsa, Hı. yani mesela 3 tane tren istasyonu için 3 set gerekmiyor. Bir setin varsa o Bütün her tren istasyonlara. istasyonu sana artı 10 puan veriyor. Bayağı iyi o anlamda. Ve Evet. son olarak da banka türü bir ara var. Şu mesela onlardan biri. O Aha. da oyun sonunda harcamamış olduğu belli resource'lara karşılık puan veriyor. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Bankaları da resource birik. Bankada değil de board'unda biriktiriyorsun. Mesela oyun O bittiğinde yok, onu board'unda tematik iki olarak tane steak. söyledim. Ha, Mantıken evet. ya. Evet, aynen. O zaman şimdi bu bizim karakter kağıdımızdaki bina sayıları da anlamlı oldu sen tren istasyonunu söyleyince. Evet, 3 tane tren istasyonu. El alttaki shop. O köşede Hı-hı. olması gereken bir ağ. Evet. Onun Tren üzerinde istasyonunda biriktirmemiz gereken hangileriydi? tren istasyonunda biriktirmek yok da sahip olman lazım. Bir tane Ha. factory, yani şöyle tepeden bakacak olursak bir Evet. tane park yeşil olarak, Aha. bir tane tenement o piramit gibi olarak, Evet. bir tane factory, İlk baştaki. en baştaki. Hı. Bir tane landmark. Landmark şu ev gibi olan anladığım kadarıyla. Instagram gibi olan değil mi? Instagram gibi olan banka. Onu Tamam. aramıyor. Aha. Landmark, Factory, Park ve Tenement. Bu dördü arıyor. Yani Tamam, ilk piramit, 4. yeşil. İlk dört, evet. İlk Hı. dört. Tamamdır o zaman. Bankalar resource'a puan veriyor. O kadar. Okey. O zaman kural anlatımı tamam mı? Tamamdır, bu kadar. Evet.
Oynanış videosunda da bir de oynanışa bakarız o zaman. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Rica Görüşürüz. ederim.